Sabah İlman'dan herkese merhabalar efendim. 22 Ocak 2020 tarihli öne çıkan haberleri konuşmak üzere yine sizlerle bir araya geldik. Aslına bakarsanız gündemde olması gereken bir numaralı konu Kırklareli Spor'un başarısı. Ama maalesef, maalesef sosyal medyada bile hakkı verilen Kırklareli Spor'un gazetelerimiz tarafından hakkının çok fazla verildiğini göremiyoruz. İşte yayıncı grupta dahil olmak üzere Kırklareli Spor'un aslında bu başarısı, pohpohlanmalı, öne çıkartılmalı, işte Türkiye Kupası bu denmeli, herkesin kazanabilme ihtimali olduğu bir kupa denmeli, 3 tane Süper Lig takımını eleyerek üst üste çeyrek finale gelen bir takımın hikayesi herkese yazılmalı, anlatılmalı. Ama maalesef hakkımızı verelim, Lig Radyo hariç ki başkan da bağlandı Ömer Necati'ye. Ondan sonra biz zaten oradaydık, Kırklareli'ndeydik biliyorsunuz. Ben, Emrah Kayıloğlu ve sevgili Kerem Vatan, aslında daha kalabalık gidecektik ama işte gün içerisinde planlar değişebiliyor. İnşallah bir sonraki turda daha kalabalık bütün ekip olarak gideceğiz. Çünkü biz futbolu seviyoruz, futbolu takip etmeyi seviyoruz. Trakya'yı seviyoruz hepimiz. Zaten ben Gelibolu sevdalısı, Trakya sevdalısı biliyorsunuz. İşte burada herkes böyle ve Kırklareli Spor'un bu hikayesini takip etmeye çalışıyoruz. Bu olay Amerika'da olsa mesela, buna benzer bir hikayede daha önce Lilleburgaz yapmıştı Türkiye Kupası'nda. Amerika'da olsa 3 sene sonra film olurdu, televizyon filmi. Kırklareli'nin bu kupa macerası artık hangi noktada biterse bilmiyoruz ama liginde, ikinci ligde alt sıralarda küme düşmeme çabasında olan, küme düşme potasına girmeme çabasında olan bir takımın Türkiye Kupası'nda çeyrek finali, üstelik 3 tane üst üste 3 tane Süper Lig takımını eleyerek çeyrek finale çıkma hikayesi film olurdu. Avrupa medyasında, özellikle İngiltere, Fransa, Almanya, yani bu gibi ülkelerde açıkçası bu çok ön plana çıkartılırdı. Bu takımın haberi her yerde verilirdi ama maalesef dediğim gibi sosyal medya evet hakkını verdi. O da yani sonuçta hemen unutur zaten de. Sosyal medyada çok anlık ilerliyor şey. Fakat gazetelerimiz yeteri kadar hakkını vermedi. Hadi diyeceğim maç akşam gece oldu diyeceğim. Yo hayır, 2'de oldu. Mis gibi havada, mis gibi bir saatte. Harika bir statta. Bugün 12. Adam programında Lig Radyo'da çok daha detaylı anlatacağım. Harika bir stat, çok hoş bir stat. Çok hoş bir atmosfer, çok hoş insanlar. Trakya, oradan kıyı köye geçtik falan, böyle acayip keyifli, çok güzel bir gün geçirdik Kırklareli Spor sayesinde. Foto Maç gazetesi şurada yer vermiş. Tabii ki Fenerbahçe daha fazla yer bulabilir, bu çok doğal olarak ama maalesef Kırklareli'nin hakkını medya, yazılı medya iyi veremedi. Bu benim düşüncem. Bakalım şimdi gazete haberlerimize. Kırklareli Spor'u bir kez daha tebrik ediyoruz. İnşallah bir sonraki turda da rakipleri kim olursa olsun biz yine Kırklareli'ndeki maça gideceğiz, bir aksilik olmaz ise. Vedat Milic PFDK'ya biliyorsunuz sevk edildi. Sevk edilebilirim, çok doğal aslında bakarsanız. Sevk edilmesi bir şey çıkacağı anlamına gelmez. Ha, bir şey çıkar çıkmaz onu da bilmiyorum açıkçası. Türkiye burası, ben her zaman söylüyorum. Caner için bir gece ansızın biliyorsunuz hani Sayın Cengiz demişti ya, yolda değiştirilmez diye, değiştirildi de değiştiriliyor. Şey değil yani, Sayın Cengiz tabii o zaman başkan değildi, belki de o yüzden bilmeyebilir. Caner için özel yasa çıktı bu ülkede. Sene sonu kaldırıldı. Sadece Caner'e uygulandı bir de. Hani bir tek Caner için çıkmadı diye yazmadı zaten. O yüzden hiç merak etmesin. Türkiye'de konjonktüre göre ceza verilir. O konjonktür neyi gerektirirse o ceza çıkar. Siz hiç merak etmeyin. Yazılı olan kurallar falan hikayedir Türk futbolunda. O yüzden ne olur ne biter bilmiyorum ama zaten ben dün söyleyeceğimi söyledim. Biz bu konuda 200'üz. Yani pazar günkü videoda da söyledim. Yani bugün Vedat Muş'u savunanlar işte Dembaba yapsaydı, Dembaba'ya çok pis giydirirlerdi. Tam tersi olsaydı. Bugün Vedat Muş'a saldıranlar işte kendi takıma da oyuncuları yaptığı zaman hiçbir şey demezler filan. Yani bu 200'lü bir tavırdır. O yüzden çok üzerinde durmaya değmez. Yaz, kural, yani ceza çıkar çıkmaz onu bilemem artık. Onu dediğim gibi beni aşan bir konu. Ben hukukla ilgili filan hiçbir konuda yorum yapmam. Galatasaray'ın çok az yabancısı olduğu için bir Dragovic transferi varmış efendim. O yazıyor foto maçta. Arda haberleri zaten bakacağız birazdan. Reboşo ile ilgili de yine ilerleyen bölümlerde var haberimiz. Sayın Ağaoğlu'nun açıklamaları var. Bütün gazetelerde görebilirsiniz. Özellikle Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un TRT Spor'da işin ekonomiyle ilgili yaptığı bir biliyorsunuz program vardı. Ersin Düzen ve Tümer Metin'le beraber. Oradaki söylemlerine yönelik bir takım cevaplar. Hani en azından şey cevaplar yani dediğimiz gibi bize ufuk açabilecek cevaplar. Sonuçta bu tarz tartışmalar güzeldir. Fanatik Kalesi'ne bakalım. Onlar da Kırklareli Spor'a şurada yer vermişler. Manşette Fenerbahçe daha ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ın haberi, Arda haberleri. Larkin harika bir oyuncu. Furkan Korkmaz'dan
Larkin için övgü dolu sözler. Bakalım bir basketbol milli takımının formasını giyecek mi Shane Larkin, onu da bekleyip göreceğiz efendim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası revanş mücadelesinde, son 16 revanş mücadelesinde Kayserispor 2-0'la açtı. Zaten beklenen olay buydu. Fenerbahçe rahat bir şekilde Ferdi ve Mevlüt'ün golleriyle kazandı. Ferdi gol attıkça, Ferdi oynadıkça ben çok mutlu oluyorum. İnşallah daha da fazla süre alır, daha da fazla forma şansı bulabilir. Onun dışında zaten bakıyorum, hani beni forma bulduğu için mutlu edecek bir oyuncu yok hani Fenerbahçe'de. Keşke daha fazla sayıda genç kardeşimiz, daha fazla sayıda ligde forma şansı bulması pek muhtemel olmayan genç kardeşlerimiz daha fazla süre alabilse diye umut etmeden insan geçemiyorum, ama Ferdi oynadıkça ben mutlu oluyorum. Ersun Hoca'nın açıklamaları, ben artık şu slogan kültüründen bir kopalım diyorum, ne olur Fatih Terim yapıyor diye eleştiriyorduk. Ersun Yanal da çok yapıyor, onu da herhalde Fatih Terim'den mi bilmiyorum feyiz alarak yapıyor. Yani dur, bu galiba güzel bir sistem diye. 2020 dünyasında artık, 20. yüzyıl dünyasında bu tarz sloganlar tutmuyor. Hani Fatih Hoca bile yavaş yavaş vazgeçmeye başladı, çok fazla vazgeçmese bile. Başkaları da yapıyor ama tutmuyor. Slogan kültürü artık tutmuyor. Slogan yapmayın, yok efendim Türk futbol lokomotifiyiz. Herhalde yani size söylemize gerek yok. Yok efendim biz büyük camiayız. Hadi ya, bilmiyorduk yani. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani herhalde herkes biliyor, merak etmeyin. Beşiktaş, Galatasaray, bunlar teknik direktörlerin böyle sözler söylemesine ihtiyaç duymayan takımlar. Onları zaten tarihi yeter. Yok biz büyük takımız, yok işte biz şampiyonlukla yorulduk, şu oldu, bu oldu. Bunları teknik direktörün söylemesine gerek yok abi. Biz biliyoruz, merak etmeyin. Siz sahadaki oyunla bizi böyle bir, nasıl söyleyeyim, heyecanlandırın, sarsın. Bizim için o kafidir. Slogana gerek yok. Gerekirse taraftar zaten slogan, harika sloganlar bulur. Tribünler biliyorsun bu konuda çok iyidir, çok başarılıdır Türkiye'de tribünler. Pankartlarla, tezahüratlarla onlar zaten harika sloganlar buluyorlar. Slogan ihtiyacımız yok. Galatasaray saygı olarak Mehmet Özcan, Belhanda'nın Nice ya da Monaco takımıyla anlaşabileceğinden bahsetmiş, masadaymış. Cagli ve Babel'de olduğu gibi oyuncunun kalan yıllık ücretini ödeyecek, kiralamelerin gittiği takımı alarak transfere bütçe oluşturacak şeklinde efendim bir haber var. Bakalım ne olacak, ne bilecek, hep beraber göreceğiz. Sabah gazetesi şurada böyle bir yer vermiş, biraz daha geniş bir yer diğer gazetelere nazaran. Mehmet Özcan haberi olduğu için bence kıymetliydi, o yüzden bu sizin adı bu haberi almak istedim efendim dedikten sonra devam edelim bakalım. Beşiktaş'ta, ama Beşiktaş'tan önce Arda Turan haberi sanırım şurada vardı. Onu bakayım, yok hayır, Arda Turan biraz daha onu atmışım galiba, yani atmışım derken iç sayfada kalmış. Arda Turan'la ilgili şunu söyleyelim, çünkü şey diyordu orada da işte Ocak ayı için kapandı hani Arda Turan. Bu işte Burak Yılmaz 5 yaş transferi gibi gündemde kalan bir konu haline geldi. Şu bir gerçek, orada en azından 5'e bir forvet ihtiyacı vardı. 5 yaş taraftan istemediği bu Burak'a doğru. Yani bir kısım istiyor, bir kısım istemiyor gibiydi. Burada da Arda Turan ihtiyacı olan bir transfer değil Galatasaray'ın oyun içerisinde. Bu abilik müessesesiyle ilgili olarak bilemem. Ama Galatasaray taraftarında da böyle bir kamplaşma oluştu. Bu kamplaşmaları ben çok üzülüyorum asıl. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın ihtiyacı yok ama Arda Turan'ın Galatasaray'a çok ihtiyacı var. Her açıdan, tekrar futbola dönmesi için, tekrar oyun oynayabilmesi için, tekrar ismini nasıl söyleyelim, temiz bir noktaya getirilmesi için. Yani temiz derken kirli, yani yaptıklarını biliyoruz zaten, yani o anlamda temiz bir noktaya getirilmesi için diyorum. Bir de şöyle unutmamak lazım. Bilal Meşik'i dövdüğünde de hatırlayacaksınız, zaten Galatasaray formalı bir resmini paylaşmıştı. Galatasaray camiası arkama gelir umuduyla. Bilal Meşik'i dövdüğünde de gece kulübünde olay çıkarttığında da hastane basıp hastanede mermi sıktığında da Arda Turan'ı arkasında kollayan bir camiası yoktu. Arda Turan tekrar o camiaya da kavuşmak istiyor. Çünkü camianız varsa arkanızda, yaptığınız belli noktadan sonra tartışılmaz yanınıza kar kalır. Bu her camia için geçerli maalesef. Hepiniz bence o konuda öz eleştiri yapmalısınız. Arda Turan bir daha bir hastane var. Galatasaray'a gitti diye. Bir daha bir hastane bastı. Hastanede kurşunu sıktı. Tartışılır. Üçüncü gün bir dakika abi, siz Galatasaray düşmanı mısınız denmeye başlar. Arda Turan da bunu bildiği için biraz da o camia desteğine ihtiyaç duyuyor efendim. Hürriyet'te aynı zamanda güzel bir Rıza Çalınbay röportajı var. Damla Uğur Türk hanımefendi yapmış bu röportajı. Rıza Hoca kızı ve torunuyla beraber gerçekten her türlü övgü hak eden bir seviyede. Ben sadece şundan korkuyorum, dediğim gibi Fenerbahçe maçı öncesinde de korkmuştum, söylemiştim, ama Fenerbahçe karşısında takır takır top oynadı Sivasspor. Bu kadar çok röportaj, bu kadar çok ön planda olma bir konsantrasyon sıkıntısı yaşatabilir mi diye. Ama bilemiyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
Ama şu anda Rıza Çalımay bütün övgüleri alıyor ve bütün bu övgüler hepsi hak ettiği övgü. İnşallah daha da iyiye gider kariyeri. Sivas Spor'la ortaya koydu bu başarılı performans. Performans lig sonunda da bakalım nasıl tamamlanacak ama Rıza Hoca da yıllar sonra olmak istediği, hak ettiğini düşündüğümüz noktaya gelmiş olması da çok güzel. Beşiktaş'la ilgili iki haberle hemen efendim toparlayalım, kapatalım videomuzu. Beşiktaş bugün Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek. Bir kupadan fazlası diye manşet atmış sevgili Serdar Sarıdağ. Evet, çünkü Beşiktaş çok zor, sıkıntılı bir durumda ve ne yapıp ne edip önce Erzurum, ardından da Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılmak zorunda. Burak durdu, takım durdu şeklinde zaten sıkıntı orada. Trabzonspor döneminde de Burak böyleydi. Beşiktaş ilk geldiği zaman bu kadar olmadı ama Beşiktaş daha sonra yine Burak endeksli bir oyuna doğru yöneldi. Ha, Burak endeksli bir oyun ama pek Burak endeksli bir oyunda oynamıyordu, ayrı bir mevzu. Bu kadar çok fazla kenar ortayla Burak endeksli bir oyunda oynayamazsınız ama tek yani Burak'ın meziyetleri belli. O meziyetlerin üzerine oyun kurduğunuz zaman Burak faydalı olabiliyor. Ya da formda değilse de faydalı olabiliyor ama siz tıkanıyorsunuz. O yüzden de Burak'la ilgili olarak sıkıntı orada ortaya çıkıyor. Trabzon'da bunu yaşadı. Şimdi Beşiktaş bunu yaşıyor. Bakalım çözebilecek bir saha içerisinde bunu Abdullah Avcı. Bir de Reboş'a haberi var. Opsiyon devre dışı bırakmak için bugün Ogün Şahinoğlu'nun bir haberi. Opsiyon devre dışı bırakmak için Beşiktaş görüşmeler yapıyormuş Reboş'a. Yoksa 2.8 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonu varmış efendim. Onu da belirtelim. Laiç gemileri yaktı şeklinde bir haber var. Menajerine yetki vermiş. Bana kulüp bulun İtalya'da diye. Bakalım kupada ne olacak. Bugün Ömer Öründül'ünde 3 soru cevap var Beşiktaş'la ilgili olarak. İlk soru Reboşo'nun performansı. İkinci sorusu Laiç'in İtalya gidişi. Üçüncü soru ise Ahmet Nur Çebi yönetimi efendim. Ne yönelik? 3 soru, 3 de cevap. Oradan okuyabilirsiniz sevgili Ömer Öründül'ün açıklamalarını, sorulara cevaplarını dedikten sonra sabah idmanını bugünlük noktalayalım efendim. Yarın yine yepyeni videoda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.